Evet, kapışmanın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Atilla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben. İyiyim, sen nasılsın? Evet, yoğun bir süreç geçti, yorucu bir süreç geçti. Ee, geçen hafta güzel bir konu konuştuk. Şimdi de e, aslında milli takım arası var. Milli takım arası da geride kaldı. Ee, İzmir'in e, Gürsel Aksel Stadı'nda da çiçekler açtı. Kerem çok güzel goller attı. Arda çok güzel oynadı. Hakan Çağlanoğlu, Kenan, herkesi tebrik etmek lazım. Şimdi bu oyuncular yavaş yavaş kulüplerine döndüler... Önce lig maçlarını oynayacaklar, ardından da biraz aslında unutulmuş bir nokta, e, Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Biz de aslında biraz bu konuyu, bu seneki Avrupa Kupaları formatını aslında konuşmak istedik. E, sen yeni format hakkında ne düşünüyorsun? Ben yeni formatın e, bilinmezliklerle geldiğini düşünüyorum ve bu bilinmezliklerle gelmenin getirdiği heyecan dışında eski formatın yanında kötü gözüktüğünü düşünüyorum. Yani eski formatı uzun süreçte çok arayacağız bence. Tabii aslında e, takipçilerimiz belki e, yani birçok kanalda birçok yerde çıktı ama yeni format nasıl biraz bahsedebiliriz. E, 36 takım e, artık lig aşaması dediğimiz bir formatta oynayacak. Tek bir puan durumunda oynayacaklar ve maç sayısı da arttı. 6 tane maç oynanıyordu normalde grup aşamasında. Şimdi 8 maç oynanacak. Konferans Ligi için bu biraz farklı. Onlar 6 maç oynayacaklar ama hem Avrupa Ligi için hem Şampiyonlar Ligi için 8 e, maça çıktı takımların e, durumu e, maç sayısı. E bu sene etkileyecek mi? Takımları etkileyecek mi? Ya şöyle ben mesela programa girmeden önce şampiyonlarla yine bu sene olan takımlara puan hani böyle eşleşmelerden sonra bir gruplar oluyor diye ona şöyle bir bakayım dedim. Hiçbir şey anlamadım. Yani 36 takım tek tek grupta böyle yani hiçbir şey bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Nereye gideceğini bilmiyoruz. Kimin kimle oynayacağını bilmiyoruz. Ya zaten de amaç o herhalde. Yani her takım yani. Maç sayısını arttırmak, yani buradaki hedef maç sayısını arttırmaktı. E, bu Avrupa'nın devlerinin her geçen gün UEFA'nın üzerinde kurduğu baskının bir sonucu, Süper Lig projesinin karşısına bir şey üretmek zorundaydılar ve bunu üretebildiler. E, zorlamayla, dayatmayla yapılan bir şey de böyle bilinmezliklerin doğurduğu heyecan dışında, ya acaba nasıl olacak, bu format nasıl gelişecek diyenlerin, hepimizin beklentisi bu yönde. Bu beklentinin dışında hiçbir heyecanımız yok. Oysa ki şu yılın bu döneminde... Anlıyorum ki sen bu formatı beğenmemişsin. Tabii beğenmedim. Yani biz şu anda şuna bakmamız lazım. Mesela grubu ilk iki sırada kimler bitirir? Çeyrek finale kimler kalır? Grubun favorileri kimler olur? Bunları düşünürken şimdi hep beraber bakıyoruz. İlk maçlar oynansın da önümüze nasıl bir tablo çıkacak Onun merak, onu merak ediyoruz. Yani bu bilinmezlik dışında bu formatın işe yarar bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ama o söylediğin şey aslında bir atıllık getiriyordu. Yani şimdi e, i̇kinci torba pot 2 diye işte yabancıların bahsettiği bizim torba diye bahsettiğimiz ikinci torba takımı en üstten gelecek takımı önce e, bakıyordu kim gelecek oradan zorlu bir rakip gelecek kesin ama aşağıdaki üçüncü ve dördüncü takımlar için planlar yapıyordu işte içeride ben bu maçı kazanabilirim deplasmanda şundan puan alırım son maçlara doğru da yavaş yavaş kopmalar oluyordu şimdi Zaten UEFA bir paylaşımda bulundu ve işte 3 senedir bir matematikçiye bu sistemi e, yaptırmışlar, araştırmışlar. Ve o para özellikle evet para harcamışlar ve o özellikle şeye bakmış yani ölü maç diye tabir ediyorlar Türkiye Türkçe'ye çevirdiğimizde. Daha doğrusu iddiası azalmış maç sayısından bahsediyor. O maç sayısı ne kadar azalırsa tabii ki bu e, daha güzel. Hep, Hepimiz bir şey soracağım hemen bir kontrayla geleyim. Maç sayısını uzattıkça ölü maç sayısının artma oranı daha yüksek değil mi? İşte mesela, araş, matematiksel bir sistemle Ben sistem. matematikçi değilim sonuçta ama yani önümüzde de örnekler var. Mesela NBA sezonu 82 maç parayı daha fazla kazanmak için uzattılar, uzattılar, uzattılar. 82 maça yaklaştılar. E şimdi nasıl daraltırız? Nasıl rekabetçi maç sayısını arttırmak için sezon arasında turnuva koydular? Şimdi tuşuma basacağım, sözünü balla keseceğim ama NBA dedin aslında NBA Premier Ligi biraz NBA'ye benzetiyorlar futbolda. Ve oradaki kazançlar, yayın gelirleri tabii ki çok arttı. İşte oradaki şampiyonla örnek vereyim. Bundesliga'nın şampiyon arasında neredeyse iki katı gibi bir fark var. E şimdi bu fark tabii oyuncu seçimlerinde de etki etmeye başladı. Ve bu kopmalar nedeniyle de söylediğin az önce bahsettiğin işte Avrupa Süper Ligi projesi ortaya çıktı. Ardından UEFA buna bir kontrayla böyle bir sistem üretti. Ama sistemi ürettiği zaman şöyle bir artıya yani getiriyor insanları. Ne kadar keyifli maç, çekişmeli maç olursa o kadar çok seyirci ve talep artacak. Ama şimdi bak... Bu... Tartışmanın çıktığı yere bir daha geri dönelim. Ölüm maç sayısını azaltmak diye bize satıyorlar, böyle pazarlıyorlar. Ama kiminle, ne zaman oynayacağın çok önemli hale geldi. Çünkü maç sayısı arttı. E, grubun sonuncusu, son torbadan gelen takım e, 6 maç yapıyordu. En azından üçüne bir hayalle çıkıyordu. Şimdi ama e, 10 maç, 8 maça çıktı. 4 maçta 0 çeken bir takımın kalan 4 maçtan. O hayalle çıkmasına imkan yok. Neden olmasın? Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben fixtürlere de biraz baktım. Mesela gözüme Slaven Bratislava'yı kestirdim. Fixtürüne bir baktım. İlk 3 maç, ilk maçı Celtic'de oynuyor. Sonra birkaç daha dişine göre rakip. Ondan sonra son 4 maçı, yani turnuvanın favorileriyle. Yani fixtür tam tersi olsa mesela, Bratislava için her şey başka olabilir. Ama şimdiki bu fixtürle... Son ilk 3 maçta puansız ayrılırsa grubun 5 maçını boşa çıkacak. Ama o grup aşamasında da olabilirdi. Yani 6 maçlı grup aşamasında ilk 4 maçını kaybetseydi Bratislava. Ama Starla. her zaman bir umut vardı. 3 yani. maçta maçlarını... bir puan alıp mesela Rahatsaray'ın UEFA Kupası'na giden yolculuğunu hatırla. Son derece kötüydü. O aklıma geldi birden. Evet. Ama hep bir umut vardı. Milan'ı yenip çıkmıştı son mesela. maçta, son şekilde. E, mesela e, Inter'in e, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu sezon da öyleydi. Inter çok kötü başlamıştı. İlk 3 maçın kötüydü. Ondan sonra son sonuç maçta toparlayıp bir şekilde kendini gruplara atmıştı. Ya yani biraz da yani maç sayısını arttırmak bence yani NBA'den örnek verdiğim gibi şeyi düşürüyor. Eee rekabeti uzun solukta düşürecek. Ya yani bu kadar çok maç oynayan oyuncuların her maç aynı motivasyonla çıkma şansı yok. Ya ben ona katılmıyorum. Mesela çok maç konusunda şöyle bir fikstüre de baktım. Biraz böyle takvime de baktım. Mesela 8 maç oynanacak 6 grup vardı. 8'e çıktı diye bakıyoruz ama mesela 1 ve 8'de grubu bitirenler doğrudan bir sonraki aşamaya geçecek. 9'da işte 24 arasında kalan takımlar bir playoff aşaması oynayacaklar. Bu ilk 8 takım mesela oynamayacak ve onlar zaten normalde şubatta maç yapacakken şimdi doğrudan kendilerini marta atmış olacaklar. O aradaki maç sayısını yine oynamamış olacak. Yani maç sayısı ama sadece çok 8, sadece 8 şanslı takım için bundan bahsediyoruz. Ya büyükler yani şimdi için finale finale gitmenin yolu 17 maç mı? yani 8, 8 tane grup 8, maçı Evet. 2, 2 tane eleme maçı Ondan sonra neredeyse da... 15 17 maç yani sürprizi azaltıp pastanın büyüğünü büyüklere dağıtmanın yolu yani benim zaten karşı olduğum şey de bu. Ya biz bunu bu nedenle bu nedenle bu nedenle diye mantıklı bir açıklamayla bize satmaya çalışıyorlar. Ama, ama hepimiz mantıklı biliyoruz. Var. Mesela Para. geçen sene Feyenoord-Celtic maçının ben gerçekten ne özetini hatırlıyorum ne sonucunu hatırlıyorum ama Bu sene de öyle maçlar var. Ama ölüm ancak. grupları vardı mesela. Ölüm grubunda işte atıyorum Milan, Borussia Dortmund Bak, işte ne güzel söylüyorsun, bu diyorsun United artık United ölüm grubu vardı. var mı? E şimdi her hafta var. Her hafta bu maçlar oynayacak. Hayır her var hafta ancak. yok. İlk hafta mesela şey oynuyor. Manchester City ile Inter oynuyor Hakan Çağlanoğlu'nun takımı ve bu iki takım iki sene önceden finalistti. Tamam fixture'ı terse çevir. Yani Manchester her, her hafta olacak. Inter diyorsun. Şey yani o maçlar grubun 8. maçları olursa da iki takım yedekleriyle çıkacak. Yani çıkacak. Yani hep iyiden çünkü bahsediyorsun ama bunun bir de daha büyük bir kötü puan tarafı var. Puan tablosu tek olduğu için orada o çok bir bir gol bir golün bir galibiyetin bile önemi olacak. Zaten amaç da var. Gol, gol ihtiyacı. O da var mesela. Şeyler konuşabiliriz. Ee, şimdi bu her takım iki farklı şeylerden ikişer takımla oynayacak ya son haftaya gelindiğinde bir golün bir averajın fark ettiğini göreceğiz. Evet. Ama zaten istenen de bu. Ama çokta bilemeyeceğiz. Yani çok da bilemeyeceğiz. Diğer maçların skoru, o maçın skoru. Peki bu maçların hepsini UEFA aynı günde mi oynatacak? Aynı mi başlatacak. Son maçlar aynı saatte başlar. Yani hepsini bütün maçları aynı, aynı saatte, saatte oynatacak. E, o zaman biz bu kadar maç içinde sadece bir maçı izleyebileceğiz. Yani aslında konferans yayın gibi bir durum olacak. Müthiş de bir heyecan olacak aslında. Ben yani o açıdan bir bir da çok. İnsanın insanın kapasitesi bu kadar maçı beraber izlemez. Bir maç seçeceğiz yani. Bu iyi mi kötü mü pazarlama yani açısından? UEFA daha iyi bir onlar. Değerli olacak. Bir de şu açıdan ben Türk kulüpleri açısından da bakıyorum. E, tabii ki lejyonerlerimiz için de çok önemli maçlar olacak ama bizim için de Konferans Ligi belki 6 maç ama Avrupa Ligi sonuçta 8 maç olacak. Yani iç sahada bizim için bir, bir fazla maç. İşte ürünleri satabilecekleri bir karşılaşma daha. Seyirci sayısının yüksek olacağı bir maç daha olduğunu düşünmek ya, kulüpler lazım. için zaten avantajlıdır. Kulüpler avantajlı bunu olacak. her zaman paraya çevirirler. Yani dediğim gibi büyük Avrupa'nın büyükleri pastanın büyüğünü topluyor. Etrafındakileri de kırıntılara dağıtarak yani büyümeye devam ediyorlar. Ama Önce, ben taraftar büyük. olarak taraftar olarak memnun değilim. Yani bir futbol sever olarak da memnun değilim. Şöyle de bir şey var. Mesela bundan 20 sene geriye gidip baktığımızda değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne Formatları birkaç kez değişti, değişti ama Çift grup aşaması ha, vardı mesela. Baktığımızda görebiliyordur. Ya bundan sonra geriye döneceğiz. Barcelona Real oynamış. Atıyorum Atletico Madrid oynamamış. Ya bu bundan niye oynamamış? Bu bundan niye... Yani şimdi görebiliyoruz. Hepimiz bizim önümüzde canlanacak. Ama tarihsel olarak geriye gittiğimizde bu futbol yani karmaşası insanlara nasıl anlatacağız, çocuklarımıza nasıl anlatacağız? Ama 2025... Formatların ben zaten ona genel olarak karşıyım. Yani formatların değişmesinden ne karşıyım? Yani gelenekçi gelenekçiyim biraz. Ee, bu bu de devam etmesini isterdim ama, ama pek mantıklı değil. Değişimin karşısındayım. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi diyebiliriz. Yani en az bence azından bence futbolda değişmesin. Mayıs, Mayıs 2025'e gittiğimizde gerçekten çok güzel oldu ya grup aşaması. Hatta hep az alışkanlığı grup aşaması diyorum. Lig aşaması artık diye geçiyor. Bu aşamanın çok iyi olacağını bunu bile açıkçası bunu da değiştirdiler. Düşünüyorum ama bizim kulüpler için bence bir artısı daha var. E, eskiden hatırlıyorsun 3. E, olan Şampiyonlar evet. Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşüyordu. Ve bence o biraz da rekabeti zorlaştırıyordu. E, özellikle bizim takımlarımız için, bizim seviyedeki takımlar için. Çünkü sonuçta adamlar kadrolarını Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurmuşlar. Ve orada zorlu bir gruba düşüp oradan 3. olup Avrupa Ligi'ne geldiğinde... Çok sıkıntılı rakiplerle, kaldır üstü rakiplerle oynama durumunda karşılaşıyorum. Peki bu Avrupa Ligi ve Konferans 2'nin izlenme oranını düşürmeyecek mi reytingini? Kesinlikle düşürmeyecek bence. Çünkü e. orada da gerçekten çok iyi takımlar var hala. Ekstralar gelmeyecek. Mevcut takımlar işte atıyorum Fenerbahçe, Manchester United oynayacak grupta. İşte Mourinho'nun eski takımı zaten reytingi de olan bir karşılaşma. E bence orada da çok önemli karşılaşmalar oynanacaktır. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin çeyrek finalleri belli olduğunda bu konuyu bir daha masaya yatıralım. Tabii ki yatırız. Konferans Ligi ile ilgili ben hani bu formatı beğeniyorum ama eleştirebileceğim taraf belki Konferans Ligi eski formatta oynanabilirdi. Madem 6 takım 6 rakiple karşılaşacaklar, orayı belki eski formatta bırakıp karşılaştırma açısından da böyle bir güzellik yapabilirlerdi. Şeyi de sonuna geldik. Kapatmadan şeyi de söyleyeyim. Biliyorsun aslında projenin ilkinde neredeyse kafalarından Final Four'da geçiyor. Evet. Yani Final Four geçiyor. Bir şehirde yarı final ve finalleri oynayalım. Yani bu değişimlerdeki olay bu zaten. Hep bir ödüm veriyoruz futbol severler olarak. Bir ödüm veriyoruz onu UEFA kulüpler, dev kulüpler alıyorlar, bir yere götürüyorlar. Yani bir gün futbolun Şampiyonlar Ligi finalinin dörtlü final şeklinde oynandığını da görebiliriz. Olabilir. Hatta bu e, FIFA Kulüpler Şampiyonası gibi büyük projeler de var. Maç Yutaşan. sayısı artıyor ama hep istiyoruz. Çok güzel takımlar, güçlü takımlar birbirleriyle oynasın. Keyifli maçlar olsun. Umarım bu format da bize bol gol, bol keyif getirir. Bu haftaki kodumuz Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa kupalarındaki yeni formattı gelecek hafta güzel bir konuyla yine sizlerle birlikte olacağız.